Medyaskop Spor'dan herkese merhabalar. Ben Kubilay Kavrazlı. Bugün Dünya Kupası'nın heyecanını Doğa Üründül, Yahya Kemal Toğan, Öner Tafsay ve Gencer Konur'la birlikte konuşacağız. Son turunda heyecan devam ediyor. Bugün iki karşılaşma oynandı. Hırvatistan Japonya'yı penaltı vuruşlarının ardından geçebildi. Brezilya ise Güney Kore karşısında şov yaptı. Biz son karşılaşmadan başlayalım. Brezilya Güney Kore maçından başlayalım. Aslında maçta pek değerlendirilecek bir şey yok ama Brezilya'yı değerlendirelim. Brezilya'nın turnuvadaki geleceğini değerlendirelim. Çünkü Hırvatistan'la eşleştiler ve sanki yarı finali garantileyen ilk ülke Brezilya oldu demek için çok da erken değil gibi geliyor bana. Doğa abi senden başlayayım. Brezilya neyi doğru yapıyor ki bu kadar herkesin favorisi olmuş durumda? Ya şimdi grup maçlarında ne yapmıştı? Son 16 turunda ne yapmıştı ona bakmak gerekiyor. Yani ikisi arasında ne yaptıklarına dair bir farklılık var. Grup maçlarında şöyle Çiçe senin çok hoşuna gitmediği şekilde pragmatik davranıp kadrosunu biraz sakladı. Biraz daha sakin oynattı. Biraz daha az önde baskı yaptı. Biraz daha skor tuttukları zaman topu kontrol etmeye çalıştı. Hatta Kamerun maçında da turnuvanın gördüğü yani bütün bu 32 takım arasında en sert rotasyonu yapan da hocaydı. Bütün oyuncuları farklı çıktı. Çünkü yani şey biliyorsun hocalığı büyük ihtimalle bırakacak. Hatta sözü var. Libertadores dahil her şeyi kazandım. Dünya Kupa Meksik. Onu da kazanınca ben diyor yolcudur Abbas bırakacağım yani diyor ve eğlenmeye yani mutlu olmaya gelmiş buraya. Çok belli. Bütün oyuncularına da bunu paylaşıyor. Çünkü Dünya Kupası'ndan gelen bir oyuncunun forma giymemesi demek oyuncu için de çok demotive bir şey. Yani çok üzücü bir şey. Ona o formayı vermek de çok oyuncu motive eden, mutlu eden bir durum. Bunu yaptı. Kamerun maçında kaybedilebilir. Her şey olur. Döşan da aynı şeyi yapmıştı mesela. Onda 3 oyuncu gene oynuyordu esas kadrodan. Yani mantıklı bir şeydi. Sonra gördük ki bu yaptığı hamle takımın geri kalanını da ateşlemiş. Geri kalan da bir futbol açlığı çekmiş herhalde bu dönemde ve Güney Kore karşısında yani bu maçı böyle istatistiklerle yorumlamak aslında zor çünkü maç zaten koptu gitti yani 30. dakikada 3-0 oldu. 30. dakikada 3-0 olan bir Dünya Kupası maçında hele ki Brezilya'ya karşı ya yani Brezilya bunu yaptıysa zaten geçmiş olsun artık ondan sonra o skor dönmüyor ve yani bu skorun dönmemesi şey gibi değil yani 2005 Şampiyonlar Ligi finali Fatih Terim'in 3-0 Milan üstünlüğü sonrası devre arasına girerken bu dakikadan sonra İtalyanlar maç vermez demesi gibi değil. Yani Brezilya çok daha kompakt. Yani karşısında bir de Liverpool yok baktığın zaman. Güney Kore'de tam olarak ne oynadığını bilmiyorum. Zaten kontratak silahlarıyla oynayan bir takım. Kontratak çıkması için öne geçmesi gerekiyordu Güney Kore'nin. Öne geçemeyince zaten maç koptu gitti. Çok rahat bir galibiyet oldu. Burada bir parantez, küçük parantez açıp sonra sözü zaten bırakacağım arkadaşlarımıza. Yani Richarlison'un golü turnuvanın en güzel hazırlanmış golü olabilir ya şu ana kadar izlediğimiz. Yani Richarlison'un o kontrolü, paslaşmaları, üçgen. Biz hatırlıyor musun Kubi? Bir hocamız bize bir video yolladı. Evet. Üçgen hücumla ilgili. Aynısı o. Yani o harika bir üçgen hücum örneğiydi yani. Tık 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 verdiler hemen o da mükemmel tek vuruşla bitirdi. Brezilya çok iyi gidiyor. Hırvatistan eşleşmesini konuşuruz zaten devamlı. Abi sen Bir içerli ekleme sana şey abi sözü içerli son verecektim aslında. Yani Gabriel Jesus'un oynamasını Brezilya'nın geleceği açısından daha mantıklı olacağını düşünüyordum açıkçası. Açıkçası ben öyle düşünüyordum. Gabriel Jesus yani bu kadar formdayken. Ama Richarlison da öyle bir goller atıyor ki attığı golde öncesinde yaptığı hareketler gerçekten Joga Bonito reklamları vardı ya eskiden. Hani evet. Ronaldo son yerde hareketler yapardı. Onun gibiydi. Ve Richarlison şu an turnuvanın en formda oyuncularından bir tanesi. Hem Richarlison'u sorayım sana hem de Brezilya'yı genel bir değerlendirirsen sevinirim. Doğaya bir tane ekleme yapayım. Hani Çiçe'nin bütün şeylerini saydı. Bir tane eksik kaldı. O da Richarlison'u çiğ etle beslemiş. O yüzden böyle hani saldıran bir şekilde böyle 3 aydır top görmemiş gibi oynuyor. Yani artık Gabriel Jesus'un niye oynamadığını kimse sormuyordur. Yani zaten Çiçe de taktiksel olduğunu söyledi. Ki Bir de taktiksel bir şey konu Jesus olmasa. turnuvayı da kapattı bu arada Önler. Onu da ekleyeyim. Evet. Hani Sakatlığı yüzünden. sakatlığı yüzünden turnuvayı da kapattı ama yani Richarlison bu haldeyken Gabriel Jesus'a dönmesi çok makul olmayacak. Ki oyun stilinde gördüğümüz üzere daha yırtıcı, daha savunmayla boğuşabilen bir stoper şey santrafor istiyordu. O yüzden çok makul gelmedi. Mesela şu anki ilk 11'ini Antony veya
Gabriel Martinelli'yi almamasının bir sebebi de bu. Yani Rafinha, evet, belki çoğu insan beğenmiyor, ilk 11 oyuncusu olarak görmüyoruz ama çok boğuşuyor. Yani rakiple aynı İngiltere'nin Sakası gibi. Savunmaya yardım ediyor, presi yapıyor, o kontra presini iyi yapıyor. Barcelona'dan çünkü böyle bir alışkanlığı var. Hani artık Barcelona oyuncuların böyle bir doğuştan gelen bir özellik gibi bir şey oldu. Barcelona'ya geliyorsun, 3 ay içerisinde o kontra presini, o tiki taka sonrası hemen baskı yapıp topu kapmayı öğrendiğin için ya Rafinha diğer oyunculardan bir adım daha öne çıkıyor. Şimdi Kamerun maçında mesela rotasyon yapmıştı. Hani kendi aramızda ne konuştuk? Ulan Şampiyonlar Ligi kazanacak kadro neredeyse. Hani müthiş ama ne oldu? Kamerun'a gol atamadılar. Olmadı yani. Hani son vuruşu denk getiremediler, yapamadılar. O zaman dedik ki ne oldu? Çiçek'in bir bildiği varmış. Hani öbür 11'i kendi kafasındaki taktiğe göre hazırlamış ve bize şey diye sunmuş bunu. Bakın rotasyon yaptım, işte olmuyor. Hani bu yüzden bu 11'i kullanıyorum diye. Hani belki bunların arasında Alisson'la Ederson arasında çok müthiş bir fark yok. O da hani Çiçek'in kendi tercihi. Alisson'u kullanmak istemiş. Ona bir şey diyemem. Ama genel olarak özellikle savunmada Militao ya muazzam bir oyuncu. Hani Real Madrid'e gittiğinden beri yani çok beğendiğim, hatta çok büyük gelecek gördüğüm stoperlerden biri. Hani Thiago Silva bu kadar yaşlanmışken hani Militao'yu tercih edip Bremer'e tercih edip Thiago Silva'ya abi sen kenardan havlu salla, alkışla falan. Hani sana Dünya Kupası aldıralım da 90 dakika oynamana gerek yok. Yapsalar biraz daha iyi olurdu. Ben öyle hissediyorum. Ama Brezilya konusunda ben şampiyonluğuna hala şey bakıyorum. Yani şüpheli bakıyorum. Şundan dolayı çok kolay geliyor şu an için. Yani bir ciddi anlamda bir zor sınav göremedik daha Brezilya'dan. Hani önüne böyle bir sert taş koyulduğu zaman ne yapacak? Hırvatistan güzel bir sınav. Hani net bir sınav değil ama o tutucu, o sağlam, o sert orta sahaya karşı Hırvatistan'ın ne yapacaklar, ben çok merak ediyorum onu. Çünkü Neymar'ı, Paketa'yı çok iyi baskılayacak Hırvatistan. Zaten o orta sahayı bozmaya odaklanacaklar. Yani beklerdi mesela bugün Barisic savunma özelliklerini daha iyi yaptı Sosa'ya göre. Gene onu tercih edecektir Hırvatistan'da. Sağ bekte de yani o savunma bloğunu Hırvatistan iyi kuracaktır. Zaten stoperleri de yavaş değil, güçlüler. Yani Brezilya biraz sert bir taşa çarpabilir. Hırvatistan'dan gene bir penaltılar durumu görebiliriz diye düşünüyorum çeyrek finalde ama kesinlikle Brezilya'yı favori gösteren bir maç değil bence. Hani 4-1'e rağmen bence hala bazı şüpheler var. Ben hala Fransa tarafına kayıyorum deyip sözü size bırakayım. Ben Hırvatistan maçını birazdan daha detaylı konuşacağız. Orası da çok zevkli olacak. Ben Gencer abi de şunu yönelteyim. Yani Vinicius Junior'ı da biraz aslında biraz Brezilya'da konuşmak gerekiyor. Yani 22 yaşında Brezilya'dan gelip bu olgunluğa sahip bir futbolcu ben son zamanlarda hatırlamıyorum. Yani geldi Real Madrid'de Karim Benzema kafasına vura 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 öğretti futbolu. Nasıl oynanması gerektiğini ve oynuyor. Akıp gidiyor. Yani Neymar'dan bayrağı devralacak gibi gözüküyor geç ilerleyen yıllarda. Sen de Vinicius Junior özelinde ve Brezilya'yı da senden de dinleyelim. Ona katılıyorum. Biraz sonra Vinicius Junior üzerinde şöyle bir durum var. Real Madrid bildiğiniz gibi Ronaldo gittikten sonra bir boşluğa düştü. Hani yerini nasıl dolduracağız diye. Açıkçası net bir transfer de yapılmadı oraya. Hani onun gidişinden sonra böyle şu an piyasada işte kim var? Mbappe var. Hani alalım Ronaldo etkisi yapsın 10 sene gibi bir oyuncu getiremediler. Öyle olunca işte biraz Rodrigo, biraz Vinicius Junior'a bu iş kalmıştı. O da sorumluluğu iyi kaldırdı yaşına göre. Çünkü bazı oyunculara sorumluluğu yüklüyorsunuz. Mesela önce Asensio'ya aslında bu sorumluluğu yüklendi. O ilk döneminde çok iyiydi. Ben de çok beğenerek izliyordum. Hani Ronaldo gibi fizikli bir oyuncu. Allah Allah nereden çıktı diyordum. O sonra zaman içinde o şeyini yitirdi. O sorumluluğu tam kaldıramadı. Vinicius Junior daha net şu an. Real Madrid'de sırtlayan oyunculardan biri. Hep Benzema övülüyor aslında. Hani çok gol atıyor, takımı sırtlıyor diye ama pozisyonların oluşumunda Vinicius Junior ciddi katkı sağlıyor. Yani gizli kahraman gibi aslında. Neymar'ın yerine tabii ki ilerleyen yıllarda Neymar'ın da hani yaşı 30'a dayandı diye biliyorum artık. Hani çok biraz da kendisi de özel hayatında kendine çok iyi bakmıyor diye biliyorum. Basında duyuyoruz, takip ediyoruz. Kız kardeşinin doğum gününün tarihini yazmışlardı bir yere. Hep o tarihe doğru mesela bir sakatlık, işte bir hastalık, bir şey çıkıp Brezilya'ya dönüyormuş kutlamalar için. O gibi şeyler geliyor. Yani çok böyle Ronaldo gibi Messi gibi 35-36'sını göreceğine ben inanmıyorum. Dolayısıyla o yüzden böyle genç oyuncuların yeri önemli.
Brezilya geneline bakarsak evet zaten ikinci turda şeyi gördük. Grupta aslında şu an çeyrek finale gelen ekipler işte Hollanda olsun, Arjantin, İngiltere, Fransa hepsi biraz zorlandı. Yani maçlarda böyle net galibiyetler alamadılar. Puanlar kaybettiler. Yani Arjantin turnuva başlamadan kesin alacak. Messi son kupayı da tamamlayacak gözüyle bakılırken bir Arabistan yenilgisiyle başladı. Benim korkum ikinci turda çok güvenli oynamalarıydı ama görüyoruz ki favoriler gaza bastı ikinci turda. Net galibiyetler alındı. Yani birazdan konuşacağız. Japonya-Hırvatistan maçı dışında çok da öyle çekişmeli geçen bir maç olmadı. Hep büyükler koparttı işi bir şekilde. Bu maça da baktığımız zaman Brezilya zaten 2-0 yaptıktan sonra önce Kore oyuncuları biraz maçı sertleştirdiler. Biraz fizik güçlerine güvendiler sanırım. Ama sonra 3-0, 4-0 olunca artık iyice demoralize oldular. Bu arada Brezilya erken farka giderse en büyük rakibi kendisi. Onu görüyoruz. Şimdiye kadar oynadıkları maçlarda da gördük. Öne geçtikten sonra çok bencilleşiyor oyuncular. Hele ki bir pozisyon vardı. Richarlison'a uzun bir top attılar. Ceza sahasına girdi sağ çaprazdan. Yani Neymar bomboşken penaltılıkta şut tercih etti dar açıdan. Bayağı da azar yedi ondan sonra. Hatta yememek için böyle reklam tabelasına kapandı. Birkaç saniye bekledi orada aman. Siniri geçsin diye. Yani kendi ayaklarına sıkmazlarsa yani net favori olarak görünüyorlar. Çünkü şimdi mesela deniyor, forveti yok, çok büyük bir yıldızı yok Neymar dışında. Ama ben ya 2006 ya 2010 bir Brezilya hatırlıyorum. Böyle her oyuncu prime'ında Kaká, Robinho, Ronaldinho hani kim tutacak bu takımı dendi. Sonra Brezilya yanlış hatırlamıyorsam gruptan çıkamadı. Yani o kadar çok general vardı ki hani asker yoktu resmen, olmadı. Şimdi ama Neymar'ın dönüşüyle takım biraz daha gaza bastı. Richarlison forvet görevini şimdi iyi kaldırdı. Bu arada o golü konuştunuz. Orada hakikaten o üçgen dediğiniz gole yani şapka çıkartılır. Thiago Silva kendisine daha top gelirken nereye atacağını biliyordu. Richarlison nereye geleceğini biliyordu. Gollerden sonra da böyle çok renkli görüntüler çizdi. Kenetlendiler her golden sonra. Hatta bir golden sonra hocası Çiçe de onlarla oynadı böyle bir nevi. Bayağı Ankara havasına benzer bir oynadılar. Bir Yani saniyeydi o Brezilya ya. evet gözümüzün pasını sildi diyebilirim. Yani ben uzun süre sonra ilk kez Brezilya'yı izlemekten bu kadar keyif aldım. Bu turnuvadaki maçlarda dahil. Ben Kesinlikle. Gencer'e küçük bir şey ekleyeceğim Kubi. Yani Vinicius'un bu potansiyeli biliniyordu. Zaten Flamengo'dan geldi. 45 milyon euroya geldi ya. 17 yaşındayken ne verdiler o parayı? Yani baktığın zaman bu bekleniyordu ama bunu gösterebilecek mi? Şu yani biz çok Gago diye de bir oyuncu biliyorduk. Yani Boca Juniors'tan Real'e geldiği zaman kayboldu gitti hiçbir şey olamadı. Hani ne olacağını bilmiyordun ama bu potansiyeli çok net olarak da gösterdi. Yani bir de dediğin gibi Kubilay'ın Benzema hakikaten futbolu öğretti yani Vinicius'a ve en büyük rakibini yarattı belki de turnuvadaki. Ki Benzema yok zaten şu an. Bir görüntü vardı Şampiyonlar Ligi maçında. Vinicius'a pas atmayın diyordu Benzema soyunma odasından girmişti koridorda. Oradan nereden nereye geldi Vinicius'a. Ben burada Yahya Kemal'e de Neymar faktörünü sorayım. Hani 20 senelik Dünya Kupası özlemini Neymar sonlandırabilir mi? Brezilya'nın gelecek turlarında daha farklı bir Neymar izleyebilir mi? Çünkü grup maçlarının ilk maçı haricinde sakat oynayamadı. Ve şu ana kadar Neymar'ın adı da çok geçmiyor 2022 Dünya Kupası özelinde. Bundan sonraki Neymar'dan ne bekliyorsun sen? Hem de aynı zamanda Brezilya'nın turnuvadaki şansını değerlendirirsin. Yani Neymar turnuvada şu ana kadar bu ilk golü ne yaptı? O da penaltıdan zaten 10. dakikada. Ben hatta şey bekliyordum. Neymar'ın zaten bu maçta oynayıp oynamayacağı da şüpheliydi sakatlığı sebebiyle. Belki bir devre arası hatta daha erken Neymar'ı dışarı almasını da bekledim ben Çiçek'ten. Tercih etmedi bunu. Yalnız yani Neymar'ın biraz daha performansını yükseltmesi gerekiyor tabii. Yani çok etkili bir görüntü çizmedi şu ana kadar turnuvada. Biraz daha hareketliliği ve yaratıcılığına ihtiyacı var takımın. Biraz da hareketliğini sabote eden oyunları da oluyor Neymar bazen. Çok fazla topu dürtüyor. O, hızlı oynamıyor ayağında. Biraz Brezilya'nın içindeki sanatçı diyebiliriz takımın kadrosunda. Diğer oyuncular daha çok koşu veya atletizmiyle oynamaya çalışıyor. Genelde işin klas kısmını Neymar'a bırakıyorlar. Onun yokluğunda takımın ne kadar zorlandığını gördük zaten iki maçta da. İsviçre maçında da üretemediler neredeyse. Bir golle iş bitirdiler. Kamerun maçı zaten tamamen yedekti. O maçta hiçbir şey yapmadılar ama Brezilya'nın şansını şey belirleyebilir şu an. Galiba Alex Telles de turnuvayı kapatmış. Sol bekte ciddi sıkıntıları var. Sandro da bugün yoktu. Sağ bek Danilo'yu sol bek. Stoper Militao'yu sağ bek oynattılar. Yani onların o beki her zaman yani zor maçlarda bu iki bekle mesela çıkarabilirler mi bu kadar rahat? Bu bir soru işareti açıkçası. Yani Militao'nun
sağ bek, Danilo'nun sol bek oynadığı bir İspanya maçı mesela da Portekiz maçı önlerinde ki muhtemel zorlayıcı olabilir onlar adına. Onun dışında da Brezilya'nın turnuvanın en büyük favorisi olarak görüyordu turnuva başında da. Ben hala o noktadayım ama dediğim gibi Fransa'nın form durumu ve Brezilya'nın beklerdeki sıkıntısı biraz işlerini zorlayabilir onların. Yani finale kadar giderler bence. Finale kadar giderlerse zaten Messi'ye elveda diyeceğiz büyük ihtimalle. Yarı finalde yüksek ihtimalle Hollanda'yı elerlerse karşı karşıya gelecekler. Ben de o abi eğer Brezilya hakkında konuşmalarımız bittiyse ben Hırvatistan Japonya maçına da geçmek istiyorum. Unutmadan şunu da söyleyeyim, Kim Min-jae'ye de yazık oldu. Hani bu arada Napoli ah vah yapmıştır. 60 milyon 70 milyona satarız diye düşünüyorlardı ama bu Brezilya'nın oyunu sanki birazcık eksi yazmış olabilir Kim Min-jae'ye. Japonya Hırvatistan maçına da Kubilay, abi söyle. Evet buyur çok abi. özür dileyerek hani maçı değiştirmeden Yahya Kemal'e küçük bir şeyler ekleyeyim. Birincisi evet finale gitme şeylerini ben de görüyorum. Bunda biraz İspanya'nın maç seçme durumu da etkili oldu. Brezilya'nın önünde ciddi bir rakip kalmadı. Yani Güney Kore. Şimdi mesela İspanya aslında gelmesi gerekiyordu. Japonya yerine muhtemelen Hırvatistan'a değil. Şimdi Hırvatistan da rahat görünüyor. Yarı finale kadar rahat. Eden Militao konusunda da ben yanlış hatırlamıyorsam Porto'dayken sol bek menşeli bir oyuncuydu aslında. Real Madrid'e geldikten sonra stopere biraz evrildi. Hani niye onu solda Danilo'yu sağda oynatmadı? O benim de aklıma takılmıştı. Hani Yahya Kemal Tam tam da tersi sağ formda değildi. bek o ya. Sağ bek miydi? Ha, tamam. Sağ Ama bek menşeli bekti olduğunu Porto'da. hatırlıyorum. Benim aklımda sol diye kalmış. Hani niye o solda Danilo sağda oynamadı dedim. Ondan. Boydan stopere Evet, öyle oldu diye hatırlıyorum. Şimdi kusura bakma araya girdim, şey eklemek istedim maçı değiştirmeden. evrildi. Teşekkür ederim abi. Ben buradan hani Japonya Hırvatistan maçına da geçelim. Japonya'nın rüyası da bitti. Yani İspanya'yı yendiler, Almanya'yı yendiler ama Hırvatistan'ı da yeniyor gibi oldular ama bir tane isim var orada. Gerçekten yani Neymar mı diyelim, başka bir şey mi diyelim, Perišić milli takıma gittiğinde ne oluyor? Ben çözemiyorum yani. Perišić milli takıma farklı bir kimliğe bürünüyor. Perišić sayesinde de maçı döndürdü Hırvatistan ve aslında sıkıcı olmaya aday bir maçtı. Penaltılar biraz kurtardı ama Japonya'nın penaltılarını da gördükten sonra zaten niye penaltı vuruşlarını izledik dedim ben açıkçası. Hiç çalışmamışlar gibi geldi bana. Doğa abiye sorayım abi, maçı nasıl değerlendiriyorsun? Ya Japonya'yı çok seviyordun sen ama maalesef Hırvatlar önüne engel oldu. Ya evet penaltılar hakikaten birazcık kötüydü. Yani Livakovic bu futbol menajer oynayanların Kemal de şimdi bana hak verecektir. Evlatlarından biridir. Yani Wunderkind başlamıştı kariyerine. Ya ben hatta bu yıl denemek için oyunu hep Tottenham'da başladım. Tottenham'da Loris'e güvenmediğim için bu yıl aldım kaleciydi yani. Direkt aldım koydum çünkü refleksleri çok iyi bir kaleci. FM diyorsa da doğrudur burada birazcık. Bir de şimdi göz testi de var. Çizgide çok iyi bir kaleci. Yani hakikaten boyu çok uygun, o reflekslere uygun bir yanal hareketi var ve o hani penaltı attığı zaman da o hemen tıklıyor, kurtarabiliyor. Ya Ivan Perisic ile ilgili de sen dedin ki milli takımda çok farklı gözüküyordu. Çok basit, milli takımda sol forvet oynuyor. Diğer artık takımların hepsinde kanat bek oynuyor. Yani sol kanat bek oynayan bir Ivan Perisic var. Ya bir Inter'in bu 3-5-2'sinde aslında asimetrik bir o kanat bek gibi gözüken ama aslında kanat bek değil forvet bek oynayan böyle bir değişik bir rol üretmişti Ivan Perisic kendine. Hatta orta sahaya da yardıma geliyordu. Şeyde ise Hırvatistan'da ise şimdi yetenek ya zaten havuzu belli bir seviyeden sonra kesildiği için Hırvatistan'ın orta saha çok iyi. İleri ucu gittikçe giderek düşmeye başlıyor. Ya zaten savunmada Gvardiol'un önderliğinde de bir savunmayı halledebiliyorlar. Lovren de her ne kadar çok eleştirse de milli takımda milli oyuncu olarak iyidir. Lovren'in gerçek performansını verir yani orada. Ama işte Bruno Petkovic, Kramaric isimleri birazcık sallantılı isimlerdir. Yani çok net, çok süper oyuncular değildir yani orta sahaya hitaben. Ama Ivan Perisic o kadar net bir sol forvet performansı gösteriyor ki ya zaten bütün herleri kapatıyor. Bir de Ivan Perisic'in ben özellikle şeye bakmak istedim. Ya bugün topa nerede buluştu bu adam? Çünkü ya şeyi fark ettim maçı izlerken. Ya her yerde spiker sürekli Ivan Perisic diyor. Eğer bir TRT spikerinin şeyine gitmiyorsak, ya herkes Valverde'deyse o zaman Ivan Perisic hakikaten sahanın her yerine ayak basan bir oyuncu. Ve ya gerçekten öyle yani. Sağ kanatta da çok fazla topla buluşmuş. Sol kanatta da çok fazla topla buluşmuş. Sol orta sahaya doğru topla çok fazla buluşmuş. Bu arada bir şey ekleyecektim. Onu unuttum ya. Çok pardon. Brezilya maçında Neymar'ın biraz da kötü gözükmesinin sebebi Neymar niyeyse kaleden uzak topla buluşuyor. Ya bunu biraz daha inceleyelim.
çeyrek final öncesi yani şey değerlendirirken Hırvatistan eşleşmesine konuşuruz. Yani buraya küçük parantez açmış olayım. Ivan Perisic işte hep doğru yerlerde buluştu. Yani doğru noktalardaydı. Ben şeyi anlamadım. Hatta arkadaşların yorumlarını da merak ediyorum. Şimdi Modric'i çıkardı ya hoca. Bir anda böyle aşırı bir duygusal hava oldu. Bir anda işte Last Dance'ın son bir dakikası gibi oldu. Yani o birazcık takımı aslında motivasyon olarak düşüren bir şey değil mi ya? Hani sanki elendiler ve Modric son maçında. Aslında devam ettiler tura baktığın zaman. Yani tabii çok fazla düşmeden ama 5 dakika falan bir takım bir dağıldı. Orada Modric'i ben mi kaçırdım? O sırada bir içeri gidip gelmiştim. Hani bir gözümden mi kaçtı? Modric mi yoruldu? Çünkü ben Modric'i çıkarmam ya herhangi bir şey olmadıkça ekstradan. Çıkarmazsın da abi ben şöyle pas atayım ya Kemal çıkarmazsın da Modric gerçekten bu turnuva üzerinde de çok yorgun bir görüntüsü. Geçen maç sonunda hatırlarsın yere yığıldı kalkmadı yani. Sanki böyle 120 dakika oynamış gibiydi Belçika maçında. Ya bu maçta da aslında hocanın hamlesi o dakikada yanlış gerçekten. Modric gibi isim de çıkarmazsın ama yorgun olabilir yani de kendisi istemiş olabilir çıkmayı. Onu da bilmiyoruz. Bakacağım şimdi sosyal medyadan da haberlerden de. Yahya Kemal'e sorayım ben Hırvatistan'ı. Nasıl buldun sen Hırvatistan'ı Japonya karşısında ve Japonya'nın futbolunu değerlendirir misin? Yani çünkü sen beğenmediğini söylüyordun turnuva başından beri ama bu maçta sanki çok da kötü bir futbol ortaya koymadılar Hırvatistan'a karşı. Japonya özelinde bu maçın 30'la 45 arasını mükemmel oynadılar. Yani bunu söyleyebilirim. Turnuvadaki en iyi sekanslarıydı o 15 dakika. Çünkü maça Hırvatistan iyi başlamıştı. Ama ilk yarının sonlarında Japonya öyle bir bunalttı ki en sonunda golü buldu. İlk başta Kamada'yla bir tane çok net bir pozisyon kaçırmışlardı. O gol de atılsa çok iyi bir organizasyondu mesela. Ama Hırvatistan cephesine gelirsek o Modric'in çıkma olayında hoca bence yanlış yaptı. Yani hem Vlahovic'i hem Lovro Mayer aldı. Modric ile Kovacic'i çıkardı. Bir anda 8'leri çıkardı. 2 tane 10 numara attı sahaya. Bu biraz takımın orta saha direncini düşürdü bence. Hani ilk başta adapte olmadılar. Mayer de Vlahovic hep ileride kalıyordu. Böyle takım çok koptu o arada. Brozovic ortada tek kaldı. Japonya biraz gelmeye çalıştı ama daha sonradan onlar biraz geri geldi. Lovro Mayer özellikle biraz daha geri konumlandı. Ve takımı oyunu aldı Hırvatistan. Zaten ondan sonra da Japonya uzatmalarda hiçbir şey yapamadı. Modric'i çıkarmasını yani ben de yanlış buluyorum. Bir de iki tane on numarayı birden atması sahaya garip oldu yani. Orta sahadaki üstünlüklerini çok düşürdü o. Onun dışında da Hırvatistan bildiğimiz gibi oynadı yani. Bir şekilde Hırvatistan'la eşleştiğinizde Dünya Kupası'nda maçta bir şeyler olur. Perisic gol atar, penaltılara gider, kaybedersiniz gibi bir şey oldu. Zaten Livakovic'in penaltı istatistiğini de söylemişti diğer maçta. 14 penaltı kurtarmış. Yani normal akan oyunda bu gayet iyi bir rakam. Kaçta 14 tabii onu söylemedi. O kadarını bilmiyorum. O da gösterdi zaten. Ama hep aynı yere uçmasına rağmen Kore'nin Japonyalı futbolcular hep o köşeye vurmaya devam ettiler. O da garip oldu. Yalnızca bir tane diğer köşeye gitti top. O da gol oldu zaten. Yani Japonya'nın da bu penaltı anlayışı garip geldi açıkçası. Hem aynı köşeye vurdular hem de çok kötü vurdular. Yani öyle Evet. penaltı vardı ki Giresunsporlu Dodon'un Fenerbahçe maçında kaçırdığı bir penaltı vardı. Hep aklıma o geliyor benim bu tarz kötü kullanılan penaltılarda. Ben buradan Öner abiye de sözü vereyim. Hırvatistan'ı beğendin mi abi? Bir de Japonya'nın veda et dedim. Yani Japonya'ya sen de bir veda cümlelerini söyleyebilirsin. O zaman önceki maçtan da unuttuğumuz bir şey Kim Min-jae değil. Kim In-ja. Tamam mı? Onu bir şey yapalım. Kim Min-ja. Böyle. Telaffuzlarımız böyle. Diğer tarafta da Japonya. Yani zaten buraya gelmesine pek çok insan sürpriz diye niteliyordu. Hani bize bile biraz sürpriz oldu. Çünkü o Costa Rica mağlubiyetiyle ben iyice şansını kaybolduğunu düşünüyordum Japonya'nın. Ama şanslılar ki beklendiği gibi İspanya rakip seçmeyi şey yapınca kendine uygun görünce bir anda Japonya kendini ne derler dara ambarında buldu. Böyle bir gözü açıldı. Bir de Hırvatistan'ı görünce karşısına ya acaba bunlara da bir sürpriz yapabilir miyim diye kafalarında bir ışık yandı. Yani ellerinden geleni yaptılar. Tabii ki güçleri sınırlı ama hani turnuva başından beri konuşuyoruz. Ya Kamada bir sorumluluk alsa yani Frankfurt'ta kalmak için mi oynamıyor ya da ne bileyim hani Frankfurt'ta sözleşme yenilemesin yazın beleşe mi gideyim diyor. Ben onu çözemedim bir türlü. Yani piyasa yap abi çok güzel. Hani bir üste sıçrayabilirsin. Ya şurada bir şov yapsa Liverpool bile lan acaba alsak mı diye düşünür. Çünkü 8 numaraya kadar oynayabilen bir oyuncu. Hani pek çok Premier Lig takımının da radarına girebilirdi ama pek kendini verememiş gibi. Hani pek çok oyuncu kendini Dünya Kupası'na sakladı. Kamada da Dünya Kupası'na kadar oynadı. Dünya Kupası'na pili bitik olarak geldi. Yani çok bir
zıtlık durumu var. Onun dışında da hani Morias Hoca her zaman denediği taktiği şey yaptı. Belli oyuncuları yedek kulübesinde tuttu. Özellikle Asano'yu mesela ikinci yarı sahaya atarak rakip savunmanın dengesini bozmaya çalışıyor. Fakat karşısında bu sefer Asano'yu Bundesliga'dan tanıyan bir Guardiola var. Yani ona o fazla fırsatı vermedi. Zaten orta sahada eziliyorsun. Yani fiziksel üstünlük inanılmaz. Ya bugün maçtan sonra babamla bile konuşurken ya bu Japonlar ayakta duramıyor dedi. Yani Hırvat oyuncu koşuyor, çarpıyor, kendi devriliyor falan diye. Ya bu kadar da fiziksel yetersizlik olduğu zaman ne oluyor? Belli bir süre eziliyorsunuz. Perišić'in golüne geldiği zaman ben Perišić'in kafa vuruşundan çok ortaya açılan Lovren olmasına şok oldum. Bayağı muz bir orta. Hani bu ortayı ben bekten bile beklemem. Ha, Modric falan sandım ilk. Çünkü ortaya açanı ilk görmedim. Sonra tekrarını gösterince böyle bir şok etkisi, böyle bir beynim falan uyuştu böyle Lovren olduğunu görünce. Gerçekten çok müthiş bir asist. Yani Perišić işte vole vursa o kadar sert gitmez. Yani ben bayılıyorum böyle belden destekli darbeli kafa vuruşları. Takımını ateşledi. Ama şuna da değinmeden geçmeyeceğim. Perišić bu zamana kadar yani bu ilk üç maçta yani çok da varlık gösteremedi. Yani o Perišić havasını veremedi. Ama bugünkü maçta sanki o Bayern Münih günlerinden, Wolfsburg günlerinden böyle bir ufak bir kuple bize gösterdi. Bu ona gazı da verecektir. Hani çeyrek finalde de ben gene Perišić'ten iyi bir performans bekliyorum. Modric konusuna gelince baba nargileyi özlemiş olabilir. Kenara çıkayım da biraz tüttüreyim. Bir kendime geleyim. Ama cidden çok yorulmuştu. Ben de çıkmasını doğru buldum. Ama ben şöyle bir ters psikoloji yaptığını düşünüyorum der için. Bak baba elinden gelen her şeyi yaptı. Bak kaç yaşında adam şu kadar dakika oynadı çıkıyor. Geri kalan sizde beyler. Mesajı vermiş gibi hissettim ben. Evet orta saha biraz düştü hani onun çıkışından sonra ama ben biraz dar içinde penaltıları hazırladığını düşündüm kendim. Çünkü Japonya'nın da pek gelip kazanmaya niyeti yoktu. Arada gelip ilginç böyle FIFA dediğimiz Winning Eleven şutları gibi şutlar attılar. Hani bilgisayar oyunu şutları attılar neredeyse. Ama gol atamayacaklarını kestirince dar içte tamamen işi penaltılara yöneltip penaltı atabilecek oyuncuları seçti. İşin penaltı kısmında da gerçekten yani hani iki kişi böyle PlayStation oyun oynarken şey yaparsın böyle. Hep o köşeye attım ki illa oraya atacak deyip hep kaleci aynı tarafa atlarsınız. Ama Japonya'da her bulduğunu oraya atınca hani Livakov için şey oldu böyle bonservis işte 15 milyon euroysa 25-30'a falan çıkarttırdı. Hani 3 penaltı kurtarmak hani ne kadar kötü atılırsa atılsın penaltı yani bir kaleci için çok büyük bir başarı. Yani gerçekten çok iyi bir performans gösterdi. Söylememiz lazım. Japonya sadece elenmedi, Hırvatistan'ı da inanılmaz cesaretlendirdi diye düşünüyorum. Ya Brezilya karşısında çok daha diri, çok daha hazır psikolojik anlamda 2018'i hatırlatan bir Hırvatistan'da bekliyorum. Bek problemi bence Brezilya'nın bu maçta çok başını ağrıtabilir. Yani Perišić'in peşinde Militao dışında koşacak ben bir kimseyi görmüyorum. Yani Danilo işi yapamaz. Hani Alexandro dönse bile. Yani Perišić tehlikesi büyük. Kramaric için de hani Doğa da söyledi hani Kramaric üst seviye değil. Hani keşke sen Bundesliga oyuncusuna böyle diyemezsin diye itiraz edebilseydim ama edemiyorum. Gerçekten korkunç durumdaydı. Yani turnuvaya gelmeden önce bu sezon yokları oynuyor. Ama gene bir şekilde hani Hırvatistan'ın en önemli kozlarından biri olacaktır. Ben Brezilya eşleşmesinde de orta sahayı en iyi baskılayanın maçı alacağını düşünüyorum. Ki Brezilya orta sahası biraz sallantıda çünkü Neymar'ın da varlığından dolayı Casemiro ve Paqueta'ya çok yük biniyor. Paqueta çok fazla hücuma çıkamıyordu. Ya bu maç çıktı çünkü rakip Güney Kore. Fakat aynısını Hırvatistan karşısında yapamayacak. Yani ben çok sert bir mücadele bekliyorum. Öyle kolay değil yani sambayla mambayla. Öbür taraftan tango da gelmeyebilir yani bir Hollanda Hırvatistan yarı finalde izleyebiliriz. Onu da unutmamamız lazım deyip sözü size bırakayım. Ben sana abi teşekkür ediyorum. Gencer abiye de ben şeyi sorayım. Morita şey pardon. Morita'nın evet. Morita'nın performansını da sana sorayım. Sezon başında Fenerbahçe ile ismi çok anılmıştı. Bundan 2 sezon önce Vitor Pereira zamanında. Fenerbahçe onun yerine alamamıştı. İkinci, üçüncü tercihler Crespo'yu almışlardı. Ve Crespo'dan da şu an çok memnunlar. O ayrı sene ama Morita da bu sezon harikalar yaratıyor ki Dünya Kupası'nda da bence piyasa değerini arttırdı. Hem Japonya'daki Morita'yı hem de Hırvatistan'ı kısaca bir değerlendirirsen sevinirim. Tabii. Şimdi önce şeyi söylemek lazım. Aslında sadece Japonya değil, bütün Uzak Doğu takımlarına veda ettik. Bugün Uzak Doğu defterini kapamış olduk.
Japonya evet gerçekten peri masalı gibi bir Dünya Kupası geçiriyordu. Bizim de vardı bir hayalimiz ama olmadı. Yazık oldu. Yani ben isterdim bir çeyrek final, yarı finalde görmek. Böyle büyük mesela Brezilya-Japonya maçı çok daha keyifli olabilirdi. Büyük rakiplere karşı daha iyi oynuyorlar çünkü. Brezilya kadrosunda bugüne kadar alışık olduğumuz hep genel dediğim gibi 1-2 oyuncu olurdu. Böyle isimli işte Nakata gibi tam adını hatırlamıyorum. 10 numaraları vardı. 2-3 tane oyuncu olurdu. Gerisi hiç adını duymadığımız işte Nakamura. Honda. Honda. Honda vardı Nakamura, hatırlıyorum. Honda. Aynen. Nakamura, Nakata gibi birkaç Nakata oyuncu. vardı. Şimdi Bir bir de de şey vardı. kaleci Kavaşı. Kavaşıma. Kagawa vardı Kavaşıma. galiba. Yedekti bugün. Yedek zaten Yedekti. o hala kupada. Tercih edilmedi bu kupada. Ama mesela baktığımız zaman Japonya kadrosunda yani farklı büyük liglerde oynayan ciddi oyuncular var. Aynısı Güney Kore için de geçerli. Yani Uzakdoğu'nun futbola yatırım yaptığını görüyoruz aslında. Ki Japonya milli takımında da genelde kısa ve fiziksiz oyuncular görürdük. Şimdi kısa da olsalar artık fizik gücü de yüksek oyuncular. Morita da bence orta sahada en güçlü hani rakiple mücadele edebilecek oyunculardan biri. Çünkü dediğim gibi geçen sene Vitor Pereira çok istemişti Fenerbahçe'ye. Santa Clara'da oynuyordu. Orada biraz başkanın fazla yüksek bonserviste inat etmesinden dolayı alınamamıştı gibi bir durum oldu. Onun yerine Crespo tercih edildi. Sonra Sporting Lisbon'a gitti ki bu sene ben ciddi maçlarını takip ettim. Yani özellikle sadece onu izleyerek, onun kadrajda olduğu dakikaları ileri sara sara hani nasıl konumlanıyor, nasıl top neredeyken ne yapıyor ciddi izledim. Hakikaten güven veren bir oyuncu. Hem savunma güveni açısından iki stoperin arasında girme, önde basma gibi hem de paslarıyla oyun kurma açısından da iyi bir oyuncu. Ciddi anlamda piyasa yaptı. Ama asıl hani beklenmeyen yükselen oyunculardan biri kesinlikle Tanaka oldu. Bundesliga 2'den gelip. Ben böyle bir performans beklemiyordum. Yani Kamada, Endo, Ritsu Doğan, Morita gibi oyuncuların olduğu orta sahada bu kadar süre alabildi. Kendini gösterdi. Hatasız oynadı 4 maçı da. Kendisini çok beğendim. O da büyük yükseliş yaptı. Asano ilk maç övdük. Sonra biraz kayıpları oynadı. Ama dediğim gibi Japonya bize ciddi anlamda keyif sundu turnuvada. Ben açıkçası üzüldüm Uzakdoğu ekiplerinin elenmesine. Diğer tarafa bakarsak Hırvatistan'a onlar da evet biraz daha rotasyonlu bir kadroyla çıktı diyebilirim. Ellerindeki bazı oyuncular mesela Sosa'nın bir anda yedeye çekilmesi ilginç. Juranovic'e niye hani tercih etti? Stanisic'i bir türlü oynatmıyor dedim. O da müthiş oynadı bu maç. Gitti geldi yani. O kanadı tek başına eşref hakimi gibi yani domine etti. Öner'in dediği gibi ortayı Loren açtı. Ben Juranovic'i açtı zannettim. Perisic'i zaten milli takımda bazı oyuncular fazla parlıyor. İşte Ochoa efekt diyoruz Meksika'da. Ochoa'yı hiç duymuyoruz. Dünya Kupası geliyor. Yani adeta bir Oliver Kahn kesiliyor Ochoa. Onun gibi bir oyuncu Perisic. Ama dediğiniz gibi yani üçlü ileri hattın solunda oynayınca daha rahat oynuyor. Yani ileride çok defansı düşünmediği zaman daha rahat oynayan bir oyuncu. Kafa vuruşu da müthişti. Cidden ayakla şut çekilmiş gibi. Ve vurduğu anda arka köşeye gireceğini gördük ve hani kaleci kadar biz de aciz bir şekilde izledik golün oraya gitmesini. Hırvatistan evet ciddi bir rakip. Ama işte Brezilya gibi futbol cambazlarıyla eşleştiler. Çok keyifli bir maç olacağını ben düşünüyorum. Hocamın kafasında nasıl bir taktik var göreceğiz. Dalic hocamın neler yapacak. Ama Gvardiol'ü gerçekten aslında piyasa yapan oyunculardan biri oldu. Hele bu maç bir 60-70 metre bir ara pası attı. Takım arkadaşını kaleciyle karşı karşıya bıraktı. Yani bir stoperin bu kadar oyun görüşü olması ciddi anlamda büyük bir artı. Onun dışında bir iki tane penaltılara zaten şöyle bir örnek vereyim. Daha ben de kontrol edemedim ama şöyle bir istatistik okudum bugün. Hırvatistan en son yanlış ya 98 işte ya 2002 bir Dünya Kupası'nda gene gruptan çıktıktan sonra bir rakibine skorla elenmiş. Ondan sonra hep ya penaltılarla elenmiş ikinci tur ve sonrasında ya penaltılarla elemiş rakiplerini. Yani sürekli penaltıya giden bir ekip. Tecrübeli o yüzden. Ki biz de böyle bir karşılaştık. Penaltılarda elemiştik kendilerini 2008'de. Ama Japonya'nın penaltılarda bu kadar zayıf kalması yani yorgunluktan mı bu kadar kötü oluş yoksa çalışmadıkları için mi? Bunun sorgulanması gerekiyor. Gerçekten kötüydü. Hani Liverpool Ya şampiyonu yok verelim. abi şöyle hep çok pardon sözünü kestim. Onunla ilgili şöyle bir teorim vardır benim. İnce adam penaltı atamaz abi. Yapılı ve böyle yere sağlam basan. Yani hafif böyle bol Bağlantı. ekmek gibi. Yani ekmeğine hiç eksik etmemiş adam penaltı atar ve hatta bu hangi maçtaydı ya vitaminsiz dedik. Kaçırdı.
Kemal senle konuşmuştuk abi. Vargas. Ama Vargas'la evet ben abi. diyorum genelde mavi. Yani Evet. kötüydü şutlar. Yani ya çalışılmamış ya da yorgunluktan. Mesela Modric'i işte çıkartılmasını tartışıyoruz. Onu da tartışmamızın 2-3 yanı var aslında. Birincisi yerine soktuğu Lovro-Mayer. Mesela bu sene Rennes'de izledik. Yani Türk takımlarına karşı da oynayışını izledik. Açık veren defansların arkasına hızıyla sarkabilen bir oyuncu. Ki Japonya açılmıyordu. Yani zaten sarkamayacak. Gereksiz bir oyuncu gibi oldu. Orada istediklerini yapamayacağı belliydi ki ceza sahası önünden şut imkanı geldi kendisine bir iki kere. Çok kötü şutlar çekti. Mesela Modric kalsa daha mı iyi vururdu bunları? Artı 110'a kadar oynatmışsın. Modric penaltı için de tutmak da avantajlı olabilir. O da iyi bir penaltıcı. Niye çıktı ben de anlamadım. Çıktıktan sonra dediğiniz gibi böyle soyunma odası şeyde, sonra yedek kulübesinde bir şey oldu. Vida böyle teselli etmeye çalıştı. Şimdi bilmiyorum, yarın daha net göreceğiz. Belki de bilmediğimiz bir sakatlığı var. Yani daha sonraki maçlarda oynayamayacağını düşünmüş de olabilir. Yani bilmediğimiz bir sakatlığı olabilir. Göreceğiz ama penaltı konusunda şöyle de bir istatistik vereyim hızlıca. Yani niye penaltı yere hafif çekilir bunu anlamıyorum. Turnuva öncesi şöyle penaltı şeyi vardı. Yan direkle böyle üst direği 45 derece buraya atılan hiçbir penaltı futbol tarihinde kaçmamış. Japon oyuncuların biraz daha hani çalışması, düzgün vuruşlar yapması gerekiyordu. Çeyrek finalden devam edelim. Şimdi Brezilya'yı konuştuk, Hırvatistan'ı değerlendirdik ama bu iki takım çeyrek finalde karşı karşıya gelecek. Aslında çok sert bir maç olacağını tahmin ediyorum. Tahmin etmek zor değil ama Brezilya açısından sanki şu an çeyrek finale eşleşmelerine baktığımız zaman rahat bir kura gibi geliyor. Rahat bir eşleşme gibi geliyor daha doğrusu. Ben Doğu abi senden başlayayım burada. Sen nasıl bir maç bekliyorsun? Brezilya'yı biraz daha favori görüyoruz evet ama Hırvatistan hangi şeyleri doğru yaparsa Brezilya'yı engelini aşabilir. Yani şöyle şimdi en ya yani iki takım da üstün olduğu yerlere bakmak lazım burada. Hırvatistan'ın orta sahası çok üstün. İşte Brozovic, Modric ve Kovacic'le oluşan orta saha. Yani bütün şampiyonların en üstün orta sahası. Bu orta sahanda şöyle bir olay oluyor futbolda. Bu omurga tempoyu dikte edebiliyor. Yani tempoyu belirleyebiliyor. Bu tempo belirleme de bir takımın hızlı oynamasını engelleyebiliyor. Kontra atak şansını engelleyebiliyor. Oyun kurmasını engelleyebiliyor. Şimdi Brezilya'nın bunlara karşı ne yapabilir? Brezilya çok mu tempolu oynuyor? Hayır. Hatta ya şeyi hep söyledim. Geçen yayınlarda konuşmuştuk ya. 2002 Brezilya bir illüzyondu. Öyle bir takım yok. Onu atın abi hayalinizden. Gerçek oynayan Brezilya o 94'teki Brezilya böyle oynardı. 90'lardaki Brezilya böyle oynardı. İşte sonraki turnuvalardaki Brezilya bu şekilde oynardı. Yani çok tempolu değil. Yeteneklerin ön plana çıktı ama o yetenekleri ön plana çıkardığı noktalarda doğru hamleler yapan, doğru taktiksel dizilişler kullanan Brezilya takımları izlerdik biz hep. Yani o 2002 kadrosu çok efsane. O apayrı bir şey. Şimdi bu Brezilya ise 2002 kadrosuyla 94 kadrosu arasında. Yani 2002 kadrosu tam bir 3-5-2'ye cuk oturan bir kadroydu. Bu Brezilya ise biraz daha 4-2-3-1'e cuk oturan bir yapı var. İkili orta sahayla birlikte. Ve Neymar da serbest rolde oynuyor. Yani hemen 10 numara rolüne kaydırdığın zaman. Hani 4-2-3-1'den bahsediyorum. Brezilya'nın bu formasyonunda şöyle bir özelliği var. Tempo ihtiyaç duymuyor bu formasyon. Çünkü gerek de yok. Yani topu bir şekilde Richarlison, Neymar, işte Martinelli, Antony oralarda üçgen kurulacak düzeni getirdiğin an zaten Brezilya bir şey üretiyor. Bir yaratıcılık faktörü var. Yani hatta şöyle diyeyim. Topu Hırvatistan'a bile verebilirler. Ya Brezilya öyle illa topa ben sahip olayım demez ama Brezilya'nın orta sahada yani Hırvatistan orta sahasına karşı nasıl top çalacağı en büyük soru işareti. Ve demin kim söyledi hatırlamıyorum galiba Gencer sen söylemiştin abi. Back problemi var Brezilya'nın. Yani o back problemi Hırvatistan'da tamam Hırvatistan'da backler öyle arşa çıkmıyor ama Ivan Perisic gibi bir o kanadı domine edecek bir oyuncu var. Hani baktığımızda. Onu kimle eşleştirecek? İşte sakatlıklar falan da birleşince bir problemi çıkıyor ortaya Brezilya'nın. Ama şimdi buradan yüzde verecek olsak ya %70 Brezilya derim gene. Çünkü yaratıcılık faktörü çeyrek finale geldiği noktada artık Brezilya'nın hani şey diye bir söz var ya kurdun dişine kan değdi falan hani artık Brezilya onu hissediyor. Yani bu 4-1'lik maçta o çok net gözüktü. Ya ilk 30 dakikadaki o coşku
bunu istediklerini gösteriyor. Akıcı oynamıyorlar, çok coşkun, çok aç oynuyorlar yani. Delirmiş durumdalar. Ki Öner de dedi yani Çiğet de besliyor Richarlison diye. Aslında bütün takım çıldırmış durumda. Öyle bir baskı var. Orta sahadaki dinamizmi çözebildikleri noktada, yani topu almayı çözebildikleri noktada, atıyorum top eğer hangi maçta o? Dünkü maçlardan bir tanesi 29 saniyede topu çalabiliyordu bir takım. İngiltere maçı. İngiltere 12 saniyede topu çalabiliyordu. Brezilya da 12 ile 18 saniye arasında topu tekrar alabilirse bir yaratıcılığını maksimize edebilir. Ama uzun süre o Hırvatistan'ın bayması, ağır oyunu işte falan, o maç penaltıları bile gider. Her şey olabilir ondan sonra. Ama o penaltıları gittiği zaman da Japonya'daki gibi de olmaz yani. O Brezilya'nın penaltıcıları değil baktığımız noktada. Çok keyifli maç olacak. Zaten hani bu bilinen bir gerçek. Ben gene dediğim gibi ya, Brezilya'yı daha şanslı görüyorum. Yetenek ve ileri ucunun üstü olması. Bir de Richarlison hakikaten beklediğimden çok daha verimli oynuyor. Yani ne, o da bir milli takım oyuncusuna dönüyor bu turnuva sonunda. Kesinlikle öyle. Ben Gencer abiye şöyle pas atayım. Doğa abi dedi yani bayabilir Hırvatistan orta sahası pas yaparsa. Şu an Dünya Kupası'nda herhalde Brezilya'yı zorlayabilecek en iyi, en komple orta saha üçlüsü Hırvatistan'da. Yani Brozovic, Kovacic ve Modric üçlüsü. Ya sen bu Hırvatistan orta sahasının topu alabileceğini düşünüyor musun Brezilya'ya karşı? Düşünüyorum. Biraz daha hani şimdi Casemiro aslında orta sahada tek gibi görünüyor. Herkes atağa yönelik de sanki Casemiro tek başına savunmanın önünde savunma işini yüklenmek zorundaymış gibi görünüyor. Hani biraz yalnız kalabilir. Çünkü pozisyonları hani Brezilya maçı izlediğimiz zaman hakikaten hani Neymar, Vinicius gelip de rakiplere basan oyuncular değil. Ki Rafinha da bu maç mesela çok yardımcı oldu diyemem oraya. Ama tabii şimdi Çiçek Hocam nasıl bir kadroyla çıkacak? Bugünkü 11'le mi çıkacak? Yoksa Casemiro'nun yanına hani gene mücadele gücü yüksek Fred'i de monte edebilir bunu düşünerek önden. Yani o maçın kadrolarını gördükten sonra daha net tabii ki karar verebiliriz. Ama şöyle eşleşmelere baktığımda şu an Brezilya hani rakibine oranla daha favori olan en net maç şimdi şu anki 3 çeyrek finale göre. Sert bir maç olacak. Orası kesin. Brezilya'da fizik gücü zayıf bir ekip değil. Hırvatistan'da kesinlikle değil. Ben biraz daha şey bekliyorum. Sanki yani içime doğanı söylemek durumundayım. Sanki Brezilya çok erken goller atıp Hırvatistan'ı biraz bozguna uğratacak gibi geliyor. Hırvatistan beklemediği goller yiyip daha maçın başında hani ne oluyoruz olup bir boşluğa düşecek gibi geliyor bana. Bugün de öyle gördük. Tabii Kore daha zayıf bir ekip. Ama Brezilya gerçekten iyi çalışmış. Yani turnuvaya isteyerek gelmişler. İnsanlar şimdiye kadar daha çok Arjantin'i daha hazır gibi görüyordu. Ama biz Brezilya'dan görüyoruz. Genelde uzun soluklu liglerde de mesela büyük takımlar birkaç maç kazanır. Hepsi peş peşe. Ama biri için dersin ki şampiyon takım oyunu oynuyorlar. Yani bu takım şampiyon olur. Brezilya'da onu gördük. Tabii bu lig usulü değil, eleme usulü bir turnuva. Her şey olabilir. Doğu abin dediği gibi bir maç uzatmalara, penaltılara da gidebilir. Giderse dediği gibi Japonya'nın penaltıları gibi olmaz. Brezilya'nın penaltıcıları iyi, Brezilya'nın kalecisi de iyi. Alisson da ciddi iyi bir kaleci. Orada ciddi gene penaltıyla elenebilir Hırvatistan bu şeyi bozmayayım. Bana sanki dediğim gibi Fred, Casemiro ikisiyle çıkıp biraz daha Hırvatistan orta sahasına karşı mücadele gücünü yüksek tutacak gibi geliyor. Yani tahminim en azından o yönde. Ve yani tamamen kaynak hiçbir şey olarak ben Brezilya'nın biraz erken goller atıp hani turnuvada hiç beklemedik şekilde erken bozguna uğratacağını ve sizin oyun düzenini maçın başında bozacağını hissediyorum. Öyle olursa maç daha da keyifli bir noktaya gidebilir. Tabii sana daha açık oynayıp gol arayabilir. Yani bir 7-1 intikamını Almanya'dan alamayıp Hırvatistan'dan böyle bir hıncını çıkarabilir Brezilya. Göreceğiz ama dediğim gibi ben daha mücadeleci yüksek bir olsayla çıkardım. Çiçek hocamın da öyle tahmin edip yani bunu göz önüne alacağını düşünüyorum. Öner abiye sorayım. Katılıyor musun Gencer abi? Hani böyle Brezilya'nın Güney Kore'den oynadığı oyunu daha da yukarıya çıkaracağını düşünüyor musun? Yoksa Hırvatistan, ya biz geçen senenin geçen Dünya Kupası'nın finalistiyiz. Orada biraz dur mu diyecek? Vallahi şimdi Gencer'in yorumlarını duyduktan sonra yarın bütün paramı Hırvatistan'a basacağım. Öncelikle öyle 7-1'in şimdi rövanşıymış bilmem neymiş. Handikaplı Hırvatistan. Ben yarın basıyorum bütün paramı.
Yani o kadar da kolay değil. Bir dakika, bir saniye der yani Hırvatistan, öyle yok. Çünkü Brezilya'nın çıkacağı 11 dönemli, bugün çıkacağı 11, yani bir dur der Hırvatistan. Çünkü öyle Neymar'ın çok rahat geçebileceği bir konum yok karşısında. Hani orta saha üçlüsü hemen arkasında da bir hani Guardiol sigortalı bir Lovren var. Hani bu o kadar kolay olmayacak. Hani Güney Kore savunması çok dağınıktı. Yani Gana, gruptan çıkamayan Gana'dan çok rahat bir şekilde 3 gol yediler. Hani Gana ne zaman gol atmak istese geldi attı. İşte Portekiz gol attı, tamam rölantiye attı ama yani gene zorlasa atabilirlerdi. Yani Güney Kore gol yiyebiliyordu. Kolay gol yiyor. Bunu gördük bütün Dünya Kupası boyunca. Brezilya da zaten rahat gol atabilen bir yapıya sahip olabildiği için çok çabuk maçı kopardı. Ama işte bunu Hırvatistan'a karşı yapmak kolay değil. Bunun bir benzerini bence grup aşamasında İsviçre karşısında gördük. İsviçre'de iyi savunma yapan orta sahası kuvvetli oyunculardan kurulu. Hani Freuler olsun, işte Xhaka olsun, o duvara sürekli çarptılar. Ha ben mesela o mağlubiyette Elvedi'nin yokluğunu da biraz şey yapıyorum. Pardon, şey Elvedi değil. Elvedi son maç yoktu. Hani o savunma bloğunu aşmakta biraz zorlanacak Brezilya. Yani o zamana kadar evet şov yaptığı maçlarda hep daha kolay o savunma bloğunu aşabilen takımlara karşı oynadı. Ben Neymar'ın çok ciddi zorlanacağını düşünüyorum. Çünkü Neymar'ın özelliği şu. Abi forvet arkasında niye oynatıyor bunu, Richarlison'un arkasında? Çünkü rakip oyuncular bir önce Neymar'a kanalize oluyorlar. Şimdi karşınızda bir Neymar var, bir Richarlison var. Hangisine kanalize olursunuz? Önce Neymar. Hani Neymar'ı baskılamak. İşte 2010'dan beri Neymar çıktı piyasaya. En önemli şey nedir? Abi Neymar'ı tekmeleyin. Sakatlanıyor, çabuk sakatlanıyor. Ve artık korkmaya da başladığı için ne oluyor? Kendini sakınıyor. Abi biraz basın, 2-3 sert faul yapın. Neymar bir pıssın. Hani bir geri çeksin kendini. Diğer oyuncularla hallederiz. Ama şimdi eskiden bu oyuncu sadece Neymar'dı. Şimdi solda bir müthiş bir Vinicius Junior tehlikesi var. Richarlison'a bakıyorsun. Gol krallığında belki de Mbappé'yi en ciddi tehdit eden oyuncu. Hani olası bir Fransa İngiltere'nin çıkması halinde yani Richarlison altın ayakkabı alabilir. O yüzden buna da dikkat etmesi gerekiyor. Fakat Brezilya bunun rahatlığıyla çıkarsa çok büyük problem yaşayacaklar. Hani Hırvatistan ya 2018 gücünde değil deyip hani Güney Kore yaptığımın aynısını bunu da yaparım mentalitesiyle çıkarsa zor. Orta saha kurgusunun kesinlikle değişmesi gerek. Ya Fred'i koyarsa gene Fred'i paspas ederler. O da ayrı bir konu. Yani Modric onu alıp böyle belinde falan çevirir yani. Ben oraya kesinlikle Neymar'ı da hatta Rafinha'yı kesip Neymar'ı sağa, Vinicius Junior'ı sola, Richarlison'u da öne koyup hani Doğan'ın da dediği gibi Hırvatistan'a al bakalım sen biraz da topla oyna ne yapıyorsun deyip ani kontrataklarla o ileri hızlı üçlüyle bir şeyler yapması gerektiğini düşünüyorum. Orta saha üçlüyü kimi kurar? Yani ben şahsen Casemiro, Gimareş ve paket olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ancak o üçlüyle bu üçlüyle boğuşabilirsin. Hani Gimareş neden? O da düşük bütçeli bir Tchouaméni gibi. Yani bayağı yaratık gibi bir oyuncu, sürekli sahada ayak basmadık yer bırakmıyor ve pas kalitesi yüksek olduğu için Paqueta'yı da çok rahatlatır. Çünkü Paqueta bütün yük üzerine biniyor. Neymar'ı besle, Vinicius Junior'ı beslemeye çalış. İşte diğer taraftan Rafinha'yı beslemeye çalış. Veya Richarlison'u pozisyona sok. Bütün iş bunun üzerine kalmış durumda. Hani Gimareş'in varlığı onu da biraz rahatlatacaktır. Ya öbür türlü Hırvatistan'ın kolayca da top kazandığı bir maç da görebiliriz yani. Hani orta sahanın özellikle çok rahat basıp top aldığı bir maç da görebiliriz. Böyle bir durumda Casemiro, Paqueta, önde Neymar, Casemiro'ya da çok büyük yük bindirir ve hani çok erkenden Casemiro'nun yorulması da Brezilya orta sahasını net bir şekilde düşürür. Ya ben o yüzden yani %55 Brezilya, %40 Hırvatistan diyorum. Hırvatistan'ın %45'e düşürmeme sebebi de o ileri uç. Ya o santrafor problemi çok başına iş açıyor Hırvatistan'ın. Ya Petkovic denendi yok. Kramaric deneniyor yok. Bir Orsic bir dene be hocam be. Dalic hocam yani. Sıra gelmedi mi bu adama? Dakika 118'lerde mi girecek bu adam yani? Penaltıcı diye mi alacaksın bu adamı? Bence bir Orsic'in de artık bir sırası geldi. Yani Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Zagreb'le bile neler yapıyor bu adam. Bir de Hırvatistan'la dene yani. Yapar bir şeyler diye umut ediyorum. İnşallah Dalic hocam da bir erken Orsic hamleleriyle, hani ilk 11'de olmasa bile, Brezilya'yı biraz şaşırtmalı diye düşünüyorum. Diğer taraftan da Çiçi hocam orta sahana çok güvenme diyerek sözü size bırakayım.
Ben abi sana şunu sorayım çok kısa. Mazdaki hiç oynasaydın ne derdin maça? Mandzukic oynasa bak %52 Hırvatistan derdim. Yani bir Mandzukic efekt çok şey değiştirirdi şu anki Hırvatistan'da. Ki dönebilir mi acaba ya? Yaşı da, Modric'te çok aşırı bir yaş farkı da yok. Yaralım. Bir maçlık dönse falan olabilir. Teknik eğit de zaten Mazluk işte şu an hani böyle atabilir kendiniz maçın skoruna göre ben Al beni gelebilirim hocam. Al beni diye böyle ya Dalic. kardeşim öyle geçmişten oyuncu çağırıyorsak Davor Şüker'i de getirelim Davul lütfen. Şükür. Penaltı kaçır falan Alem diye. Boksic'i de getirelim yani. Öyle şey var mı Ağzımın ya? ucundan aldın abi. Öyle onu getir geçmişten bunu getir geçmişten. Brezilya'da Ya Fenomen Ronaldo'yu getirsin Onu tamam. da her Mandzukic şu an Almanya milli takımını yani Almanya milli takımında oynasaydı 35 yaşındaki Mandzukic Almanya milli takımında oynasa Almanya milli takımı şu anda çeyrek final yarı final gidiyordu yani baktığın zaman. Bir de Hani o tip şey oyuncular hakikaten çok özel ya. çok ufak bir hani herkese de bir soru yönelteceğim. Brezilya'da şey yok mu ya? İyi stoperler denk gelirse kötü bekler. İyi bekler varsa hep kötü stoperler denk geliyor. Ya 2002 Dünya Kupası'nda o Ya da müthiş bir Roberto kaleci. Carlos Ya da kafı. kaleci Evet ya da evet. kaleci. Hani Kaleci evet. Dida gibi bir kalecinin bile neredeyse en iyi kaleciler sıralamasına sokan bir savunma hattı falan Aynen. ortaya çıkıyordu. Abi bu Yani. konuş Önercim konuş. Bu genç nesil bilmez abi. Dida'yı iyi bir kaleci sanıyorlar. Dida kovan Yani villaydı. Akop'la kucağına oynuyordu zaten. ya eliyle çıkarabileceği topların her şeyini bacakla çıkarmaya çalışan bir kaleciydi yani. Hani öyle ilginç bir kaleciyi bile müthiş göstermişti o Brezilya. Ama nedense ben dikkat ediyorum stoperler iyi değilse bekler çok iyi. Bekler iyi değilse stoperler çok iyi. Yani hep böyle bir jenerasyon denk geliyor. Belki bir gün hani her şeyin iyi olduğu bir Brezilya görebiliriz. Yani Marcelo'nun arkasından kimse yok. Hani gelmedi. Sağ bek için Cafu'nun arkasından kimse gelmedi. O kadar uzun zamandır. Hani bir etki yapan bir oyuncu yok. Ya bilmiyorum Brezilya'nın bir jenerasyona ihtiyacı var. Dani Dani Alves Brezilya için belki oraya eklenebilir ama sol bek için ben de katılıyorum. Yani Alex Telles'in seçildiği bir Brezilya milli takımı gerçekten de inanılmaz bir şey. Ben Yahya Kemal'e de sorayım. Şimdi Hırvatistan orta sahasını konuştuk, Brezilya'da konuştuk ama Fabinho sence denenebilir mi? Hiç ismi geçmedi. Sen ne düşünüyorsun? Casemiro'yla çok rolleri karışır diye düşünüyorum. Fabinho denense daha iyi olabilir ama Casemiro'nun da orada yalnız oynamayı seviyor. Yani o 6'da tek olup önünde 2-8 veya 1-8 Guillaume oynatmak daha doğru diye düşünüyorum. Casemiro tek başına kaldığında daha rahat eden oyuncular türünde gözüküyor. Bir de Hırvatistan bu maçta en büyük avantajı şey bence. Direkt. Hani Guardiol'dan bahsettik. Bence şu an turnuvadaki en iyi stoper performansını gösteren oyuncu yani. Tartışmasız bir şekilde. Gerek Belçika maçında Lukaku'nun önünden aldığı top. Bu maçta hem Ito'yu hem Asano'yu girdikten sonra sürekli onları yakalamayı başardı. Topla çok iyi çıkışları oldu birkaç kez. Bazılarında tabii saçma sapan şut tercihleri de oldu. Böyle takımın tehlikeli atağını bozmuş oldu ama neredeyse kusursuz bir performans sergiliyor maskesine rağmen. Yani onun bu maçtaki performansı da çok önemli olacak. Çünkü Brezilya'nın hızlı oyuncuları araya kaçırdığını çok görüyoruz. Bunda da yanında Lovren olduğu için tüm yük Guardiola binecek. O bir şekilde onları kurtarabilirse Hırvatistan'ın maçta şanslı olacağını düşünüyorum ben. Yani buradan başlamak istedim maçla ilgili. Yani Brezilya orta sahasına da ben de önere katılıyorum. Çünkü Gimareş ve Casemiro'yu birlikte oynatması gerekiyor bence de. Paqueta'nın verimini daha arttırmak için hem ileriye atması hem de Neymar'ı kanada atması daha faydalı olabilir onların. Ama bekleri ne yapacağı ciddi soru işareti onlarda. Hırvatistan'ın da beklerinde şey vardı. Bugün Sosa hastaydı. Stanisic de sakattı. O yüzden onların da çok fazla alternatifleri kalmadı bek pozisyonunda. Ama Juranovic inanılmaz bir performans gösterdi. O bunu devam ettirirse ve Brezilya bekleri açısından sıkıntı da Perisic için zaten Dünya Kupası'nda kafayla gol atma şeyi zaten. Bugün de gördük. İngiltere'yle atmıştı. Yanılmıyorsam 2-1 yapan golü uzatmada kafayla atmıştı Perisic taştan gelen bir topta. Yani bu beklerin için hava topları etkinliği çok önemli Brezilya'da. Perisic'e karşı oynayacaklar için. Ondan dolayı da ben bu maçı 54'e 46 ya da 55'e 45 Brezilya'yı daha favori görüyorum ama yine de Hırvatistan'ın her zaman şansı var. Yani maçı bir şekilde uzatmaya götürüp gerekirse penaltılara. Hani kolay ölmeyen bir takım zaten. Bu forvet hattı yeteneksiz olsa da orta saha kadrosu çok iyi bence. Hani hem Paşaliç'i de orada kullanabilir yedekten girecek olarak. Hem de bugün oyuna dahil ettiği Vlašić ve Romanyer de çok iyi oyuncular. Yani Ren'den olsun, Everton ve CSKA Moskova kariyerleri olsun Vlašić için de keza. Onların da çok yetenekli oyuncular olduğunu biliyoruz. Biraz daha dediğim gibi Orsic'e süre bulması tabii ki en önemli
Opsiyon onu şeyde de görmüştük. Euro 2021'de İspanya karşısında 3-1 gerideyken Orsic'i almıştı. 2 gol atmıştı yanılmıyorsam. Maç uzatmaya taşımıştı. Ama buna rağmen hani aynı teknik direktör, aynı oyuncu, aynı form durumu ve hiç kullanmıyor. Yani gol ihtiyacı olduğunda bile 119'a giriyor oyuna. Onun daha fazla kullanılması kontratak silahı da olarak çok etkili bir oyuncu. Orsic diğer elindeki forvet oyuncuları Livay olsun, Budimir olsun, Petkovic olsun hepsi ağır, çok kalın oyuncular yani. Biraz daha böyle hareketli bir forvete ihtiyaçları duruyor yani. Perisic'in ters kanadında Orsic gibi bir oyuncuyu kullansa çok daha faydalı olabilir. Böyle diyerek sözü size bırakıyorum. Bence de Brezilya %55-45. Ben de öyle düşünüyorum. Yani Brezilya'nın Hırvatistan'ın engelini aşacağını düşünüyorum. Hatta Arjantin'in yarı finalde geliyor olması Brezilyalıları daha da hırslandıracaktır. Yani Messi'nin kariyerine son vermek böyle isteyebilirler. Yani böyle acı bir şekilde son vermek isteyebilir. O da ayrı bir faktör. Buradan bugün oynanacak son alt karşılaşmalarına da bakalım. Yelken ben seninle başlayacağım. Senin şu an Dünya Kupası'nda tek takımın kaldı. Ve Evet. yarın İspanya karşısında çıkacaklar. Ne düşünüyorsun maçla alakalı? Yani bir şekilde sertlikle, savunmayla yere yata yata İspanya'nın pas oyunu bir şekilde durdurup kontradan golü bulmaya çalışacağız yani. Çok da bir çözümümüz yok. Bir şekilde Hakimi'ye kanadı. Bu da böyle söyleyince spikerde şey yapıyor zaten. Ne de aynı oyuncu diyor. Hepsi Hakimi oluyor TRT maçlarında. Bunu bir şekilde sağdan üretip soldan Buffal veya forvet hattındaki En-Nesyri'yi kaçırarak bir şekilde gole gitmemiz gerekiyor. Yani sayısı çok ihtiyacımız var işte. Yani orta sahamız da İspanya karşılık verebilir ama İspanya'nın topu geri kazanma hızı çok iyi. O yüzden bir şekilde bunu da tempoyu düşürmesi de gerekiyor maçta. Yani tempo yükseldikçe İspanya böyle sanki fazla oynuyormuş hissi yaratıyor Gavi ve Nico öncülüğünde. Arkalarında da bir Busquets var. Stoperde de bir de üstüne Rodri var. Böyle yani zayıf rakipleri çok fazla bunalttıklarını gördük. Özellikle Costa Rica maçı, hatta Japonya maçı kaybetmene rağmen İspanya'nın geri kazanma hızı 7 saniyeydi. Japonya'nın 1 dakika. Yani pas maçında da yine aynı şeyler olabilir. Umarım skor da aynı olur tabii. Bunu da istiyorum gerçekten. Bu şekilde yani böyle bir maç izleyeceğiz. Biraz böyle zamandaki Barcelona Celtic maçı. İşte biraz Japonya, İspanya. Ben böyle bir maç bekliyorum. Olmasını da istiyorum. Bu kadar söyleyecek. Maçta şöyle bir istatistik vardı. Rodri ilk yarıda Japonya milli takımına daha fazla pas yapmıştı. Yani öyle bir maçtı. Yenildiler ama nasıl yenildiğini bilmiyoruz artık. Ben buradan Öner abiye vereyim sözü. Ne bekliyorsun abi Fas İspanya maçına? Ben biraz sanki İspanya'nın böyle farklı kazanıp devam edeceğini düşünüyorum yoluna. Sen ne düşünüyorsun? Şimdi önce Kemal şey gibi oldu, böyle yorum yaparken Fas'ımız yapabiliriz ve Fas teknik direktörü gibi konuştu. İspanya'nın zaten en çok dikkat etmesi gerektiği kısım hakimiler. Artık öyle diyeceğiz bunlara. 40 hakimiler desek çok da yanlış olmaz artık. Tamamen Eşref Hakimi Ziye, bir bütün gibi hareket eden bir sağ kulvar var. Ve bunun tam tersinde de İspanya'nın sol bekte müthiş bir problem yaşadığını gördük. Şu ana kadarki grup maçlarında Jordi Alba'nın zaten hani böyle şey Ferrari görünümü ve Tofaş Şahin performansı. Diğer taraftan sakatlanıp çıktığında ondan sonra Balde oynadı. Evet, Balde çok büyük bir yetenek. Muhtemelen önümüzdeki 10 sene falan Barcelona'da kalırsa o bölgede domine edecek bir oyuncu ama şu an tecrübesiz. Yani karşısına bir Hakim Ziyech, Eşref Hakimi bulduğu zaman neler yapabileceğini çok kestiremiyorum. Ya muhtemelen Fas oraya eşeleyecektir. Bir de Fas'ın bir taktiği daha var. Fas'ın hocası Kemal Hocam söylemedi ama Saiss'in kalecinin önüne yatması, kalecinin önüne çıkması yani o kadar kafa karıştırıcı ki. Yani iki tane pozisyon oldu, iki gol zaten. İkisinde de atladı Saiss. Biri ofsayt diye sayılmadı, biri de gol oldu. Yani bunun benzeri denenebilir. Çünkü gerçekten İspanya kalecisi Simon da son maçta da özellikle hani böyle şeydi, top sektirme, ani durumlarda ne yapacağını bilememe gibi bir panik durumları oluyor. Ya Fas bunu kullanabilir. Düşünüyorlardır da mutlaka. Hani o Saiss gene kaleciye doğru atılım yapacaktır. Onun dışında da bol bol sağ kanadı kullanacak. Golü bulursa da yerlerde sürünecektir. Hani bir tekme yerlerde durup işte 5 dakika 10 dakika uzatma aldıracak pozisyonlar yaratacak. İspanya tarafındaki soru işareti şu. Bence en büyük soru işareti forvette kim oynayacak sorusundan çok stoperde kim oynayacak. Çünkü artık karşısında bir En-Nesyri var. Hani fizikli bir oyuncu. Rodri
Bilmiyorum hocam. Yani Rodri evet şeylere karşı, Costa Rica'ya karşı falan yedi de. Hani Almanya'ya karşı bence yemedi. Japonya'ya karşı da bence yemedi. Rodri sırıtıyor. Yani ön libero oynayan bir oyuncunun stoper oynaması, hani bunun sıkıntısını biz kendimiz de hani Türkiye Ligi'nde de görüyorduk. İşte ön libero'yu çek abi stoperi. Olur. Hani fizikli adam güçlü. Olmuyor öyle. O adam arkasında bir sigortayla oynamaya alışmış. Ya bazen öyle bir şey oluyor ki Rodri arkasında sanki biri varmış gibi dalıp gidiyor. Hani bunun aynısını Fas karşısında da yapıp bir sıkıntı çıkarırsa yani İspanya toparlayamayabilir. Ayrıca Fas'ı geçse bile artık daha dişli rakipler gelecek karşısına. Ya, hocam Rodri'yi bir unutalım. Yani Rodri stoperi bir unutalım. Busquets'i biraz kenara çekelim. Biraz kenarda meyve suyu içsin. Enerji depolasın. Rodri'yi orta sahada kullanalım. Pau Torres'in var, Laporte'un var. Dua et. Onu bulamayanlar da var. O ikiliye bir güvensin. Zaten Pau Torres'in ayağı çok iyi. Ben o adam hala nasıl transfer yapamadı anlamıyorum. Bilal fazla bir oyuncu. Ama bence o ikiliye güvenirse ve sol tarafa biraz daha çözüm olursa, çünkü Olmo da çok savunma yardıma gelmiyor sol tarafta. Ya oraya bir orta sahayla bir çözüm, hani Pedri ile Gavi'ye vakit buldukça o kanada doğru kaymaya çalışın. Hani Hakimi'yi, işte Hakimzi'yi pasifize edin görevi verirse İspanya'nın işi biraz daha kolaylaştıracaktır diye düşünüyorum. Morata 21'de de çıksa, ikinci yarıda da girse bence maçı değiştiren faktör olacak gibi. Ama yanında kimler oynayacak o önemli. Asensio formsuz. Asensio'ya çok güvenilebileceğini düşünmüyorum. Bir tek Olmo ileride şey formda olan oyuncu Morata ile birlikte. Ama diğer tarafları bilmiyorum. Yani Luis Enrique hocam Twitch'te anlatır mı artık ne yapar bilmiyorum. O taktikleri açıklar mı? Ben burada İspanya'yı %65, Fas'ı da %35 diyorum. O %35'i de Hakimi efekt diyelim. Sözü size bırakayım. Gencer abiye de ben hemen sorayım. Ne bekliyorsun abi maçtan? İspanya'nın herhalde rahat kazanacağını düşünüyor musun? Yoksa Fas zorluk çıkartabilir mi? Yani İspanya evet net favori görünüyor. Yani çok da uzatmanın anlamı yok. Fas'ın ciddi tabii oyuncuları var. Hani İspanya'nın da baktığın zaman sağ sol beki dışında çok iyi kanat oyuncuları olduğunu söyleyemem. Genelde orta sahaya 10 numara, 8 numara yığılmış oyunculardan oluşuyor. Bunu eşelemek isteyecektir Fas. Ama tabii kalite, yani iki oyuncunun, üç oyuncunun kalitesi nereye kadar yetecek göreceğiz. Ama İspanya hani o kadar kendinden emin ki rakip seçiyor. Yani öyle yapıyorlar ki bunu, hani yarı finalde diğer taraftan gelecek rakip belli olsa ya üçüncülük maçındaki rakip daha zayıfmış deyip üçüncülüğe de gidebilirler. Öyle de bir ekip. Ama ben yani bu maçtan açıkçası sürpriz beklemiyorum. İspanya'nın gene topu rakibe vermeden böyle 800 falan pas yaparak bir şekilde golü bulacağını düşünüyorum. Yani böylece şeyden sonra, Uzak Doğu'dan sonra Kuzey Afrika defterini de kapatacağız gibi geliyor bana. Bence de çok rahat bir maç olacak gibi geliyor. Doğa abiye de hemen vereyim söz İspanya pası maçına. Ya açıkçası 2018'de karşılaşmışlardı, onu hatırlıyorum ben. Hatta Fas iki kere öne geçti, sonra İspanya yakaladı, maçı kazandı falan. Hani bunun benzeri maç olur mu? Bence olmaz. İspanya biraz daha domine edecektir. Topu domine edecektir. Yani Hakimi üzerinden, Enes üzerinden bir şeyler üretmek isteyecek tabii ki ama bir noktaya kadar İspanya'nın o dominasyonunu kırmaları çok zor. Yani çok da uzatmayayım. Ben %70 İspanya alır gibi görüyorum maçı. Ve ilk 30 dakikada 2 gol bulup ondan sonra da topu böyle %85 falan topa sahip olarak maçı bitirecekler gibi de geliyor açıkçası. Çünkü Fas geri düşerse ne gibi planı var onu tam öngöremiyorum ya İspanya karşısında. Ben de skor vereyim hemen İspanya Fas'a. 4-0 İspanya alır diyorum ben, öyle bir risk alayım. Hemen abi sana Portekiz bir şey de sorayım. Çok zamanımız da daraldı, ona göre hani çok böyle sürpriz bekliyor musun diyeyim ben sana. İsviçre'nin maçı kazanabileceğini, eşleşmeye geçebileceğini düşünüyor Ya musun? şimdi yayın öncesinde bir habere denk geldim. Ronaldo kaptanlığı kaybedebilir falan yazmış Sports Bible bu Twitter hesabı, ama anlamadım ne olduğunu hani açıkçası. Tamam. Kemal ne olduğunu anladın mı sen abi? Güldün. Çok para kazanıyor diye olabilir takımı rahatsız eden. Hem Abi 500 milyonluk bilmiyorum kontrat söken. ama. Ya Tropikal ada bilmiyorum. olmuş. Ya o adası vardı zaten. O anne ülke alacağım şu an, ülke şehir meyre toplar yani. Neyse. Ya Ronaldo'yu
oynatmakla ilgili bence oradaki ya problem. Şimdi siz Ronaldo'yu çok, ben de çok seviyorum ya açıkçası, hani öyle karşısız değilim ama bu yaşındaki Ronaldo'nun İsviçre gibi kompak oynayan, deyim yerindeyse uyuz bir takıma karşı sahada uzun süreler kalması takımın hem kondisyondan götürür hem hücum ritminden kaybettirir. Rafael Leao gibi bir oyuncu varken sanki bu maç özelinde Ronaldo ile başlamayıp Leao ile başlayıp daha bir kompakt yapı üretip Ronaldo'yu da hamle oyuncusu 50'den sonra sahaya atsa daha dinamik bir İsviçre şey Portekiz çıkacaktır ortaya ama bu tabii genç Ronaldo'cular rahatsız. Last chance olmaz öyle bir senaryo. Şey olabilir ya, bu Ronaldo'yu son maçta full yedek çıkmasına rağmen oynattı ya, belki orada onun pazarlığı yapmıştı. Bu maçta hevesini al, son 16'da seni yedek çıkaracağım diye. Ama Ya abi Fernando Santos olabilir. o topa girecek hoca değil pek. Ya abi girsen ne olur, girmesen ne olur? Zaten adam gidiyor ya. Adamın son dünya kupası. Gir artık. Gir en azından kazanmayı oyna. Ama ya ben Ronaldo'nun performansını hakikaten çok da böyle aşırı beğenmiyorum yani. Rafael Leao'nun o Portekiz milli takımına daha iyi oturduğunu düşünüyorum. Ki merkezde oynamaya alışkın bir oyuncu değil. Ama Bruno Fernandes, Rafael Leao ikilisi aslında bir nevi iki tane şeyli, ne derler, false nine'lı 4-4-2 yapıyor. Bu da harika bir set anlamına geliyor yani, sete yerleştikleri zaman. Direkt Ama şey de yapabilir abi. Yani ya Ronaldo'yu kesse elinde Silva gibi net bir santrafor da var. Yani onun etrafına full hareketli bir oyun dizip ben kardeşim, çok daha Silva, verimli bak olabilir. Silva için Ronaldo'yu kesmez. Onu söyleyeyim ama Leao için kesilebilir yani. Ama yani son turnuvasında da öyle bir veda Ronaldo'yu yapamazsın yani. Yaparsan Tenak gibi bence lanetlenirsin. Tenak da lanetlendi. Ben size şimdiden söyleyeyim. Hemen Gencer abiye de Portekiz İsviçre maçını soralım. Yani ben de açıkçası biz beklemiyorum ama olacaksa ikinci turda sürpriz bu maçta olur diye düşünüyorum. Yani Fas'tan değil de bekliyorsak İsviçre'den bekliyorum. Çünkü Portekiz zaten sıkıntılı girdi turnuvaya. Ronaldo'nun kişisel problemleri bütün takıma yansıdı. Ben aslında turnuvanın başından da oynatılmamasını bekliyordum. Ara ara böyle kesik yemesini bekliyordum. Hiç yemedi, oynadı, elinden geleni yaptı. Rahat kazandıkları maçlar da oldu. Kubilay'a o konuda katılıyorum. Yani hoca sonuçta, hani Ronaldo'nun kariyeri bitiyor. Şimdi son yapacağı kontrat hedefini de belirleyecek. Biraz paraya artık yönelmiş olduğunu görüyoruz. Yani çıkan haberlere göre anlaşılmış şimdi. Turnuvanın bitmesi bekleniyor imza için. O da artık hani baktı, denedi. Gidecek yerde belki de Avrupa'yı yokladı. Hani bir kapı açılmayacak kendisine. Bari son bir vurgun yapalım işi bırakmadan önce diye olabilir. Şu banka hesabını bir ikiye katlayalım demiş olabilir. Ama ben de yani hocanın o riski alıp hani yedek oturtacağını düşünmüyorum. Çünkü öyle bir şey yaptığında, olur da İsviçre gibi dediğiniz gibi kapalı, ne yapacağı belli olmayan bir takımla oynayınca, olur da elenirsen, yani Ronaldo'yu yedek otur diye çok eleştirilirsin ki antrenörlük yani bayağı uzun yaşlar, çok yaşlılığa kadar yapılabilen bir iş. Hocanın da bunu, bu kapıyı kapatmak istemeyeceğini düşünüyorum. Bence Ronaldo çıkacaktır. Sonuçta o da Dünya Kupası'nı koleksiyonuna ekleyip de bitirmek istiyor. Ama dediğim gibi sürpriz olacaksa bu maçta olur. Çünkü İsviçre'de ne yapacağı belli olmayan bir takım. Hiç beklemediğin anda gol atabilen. Yani normalde ligde hiç gol atmamış Embolo'nun böyle hat-trickler çekebildiği, Şakir'in havada dönüp röveşatalar atabildiği değişik bir ekip. Savunması da hiç belli olmuyor. Zomer efsane performanslar izletti bize yakın zaman. Yani Elvedi gibi. Akanji de çok dengesiz olmasına rağmen çok iyi maçlar çıkarabiliyor. Dediğim gibi sürpriz çıkacaksa bu maçta çıkabilir ama ben yine %55 Portekiz'i daha avantajlı görüyorum. Yani daha istekli oyunculardan oluşuyor. Bakalım Ronaldo'nun parası takımı etkilemiş mi? Yarın daha net göreceğiz gibi geliyor. Son olarak Öner abiye de vereyim sözü Portekiz maçı hakkında. Hadi o zaman Ronaldo'cuları karşıma alayım. Kaleciden az koşan adamı koyar mısın santrafora be kardeşim? Bu nedir ya? Yani şimdi şeyden, false nine olayından bahsetti Doğa. Ben de ona değineyim. Ya elinde zaten hazır bir false nine var. Guardiola'nın hazırdı. Bernardo Silva. Onu bile deneyebilir. Öyle bir şey ama sadece bir Andres Silva değil. Bu sene iyi bir performans gösteren Gonçalo Ramos bile. Hani bir sürpriz olarak atılıp ikinci yarı çıkarılabilir. Böyle bir şey bile düşünebilir. Ama yani İsviçre'nin çok uyuz bir takım olduğuna ben de katılıyorum. O uyuzluğu beni çok sinir ediyor. 2-3 turnuvadır ama adamlar bir şekilde yolunu buluyor. Son turnuvada Fransa'ya elediler yani, hani ki Fransa çok da kötü oynamıyordu.
Ya bir benzerini Portekiz'e de yapabilirler. Bu eski Portekiz Euro 2014 şey 2016'ya aldığı zaman Ronaldo sakatlanıp çıkmıştı. Suratına konan güveye Messi şeyi koymuşlardı resmi. Onun bir benzerini belki şey yapabilirler yani. Hani burayı uyarlayabilirler. Hani olası bir İsviçre mağlubiyetinde 85'te hoca beni çıkar sakatlandım deyip Suudi Arabistan'a uçakla gidebilir Ronaldo. Onu da görebiliriz. Ama bilmiyorum nasıl bir senaryo hazırlanıyor. Öbür taraftan Messi gelemezse buradan da Ronaldo gelemez diye düşünüyorum. Ben biraz Portekiz'e mesafeli yaklaşıyorum. %51'e 49 Portekiz diyeyim. Abi herkesin de yorumlarını aldığımıza göre ben son olarak şöyle kapanış yapayım. Yani ben Ronaldo'nun yarın hat-trick yapabileceğini, 2-3 gol atabileceğini gerçekten düşünüyorum. Çünkü o tam şu an bu maçlar için oynayacak. Yani son 3 maçı bence Ronaldo'nun kariyerinin, hatta yani finale çıkacağını düşünürsek, finale çıkamayacağına göre belki son birkaç maçı kaldı ve her şeyini verecekti. Ve Fernando Santos da böyle bir hata yapıp onu yedek kulübesine unutarak böyle bir kariyeri yok etmez. Çünkü Ten Hag'ın yaptığı da aslında yanlıştı. Yani yedek Ben oturup her hocam haklıdır. hadi gel oynatacağım seni diyemezsin Ronaldo'ya. Bazı oyunculara denmez, diyemezsin. Yani buna hangi kim olursan ol bence hakkın yok. O yüzden Messi ve Ronaldo, belki İbrahimovic, dönüp geçmişe baktığımız zaman Totti yapamazsın bunlara, bu tarz isimlere. Yaptığın zaman da bence kötü senaryo olur teknik direktörlük kariyerinde. Ben de son olarak öyle diyeyim. Portekiz'in ben de ama zor bir maç olacağını bekliyorum, ama 55'e 45 üstün olduğunu düşünüyorum. Son düşüncelerinizi varsa söyleyebilirsiniz, yoksa kapatacağım yine. Yani başarılar. Ne diyeyim? Yarın Bakalım. Ronaldo'yu göreceğiz. Hani ey mi yaman, bey mi yaman. Bir görelim bakalım. Bir turnuva çünkü sürpriz lazım. Ben de ekstradan Fas'a başarılar diliyorum ya. Böyle bir Nasıl sürpriz başarı? bir takımı izleyelim abi yani. Bir tane Sürpriz sürpriz izleyelim lazım. abi. Bir şey Evet kaldı ya. yani. Yarın Abi kaldı. hiç elemelerde hiç sürpriz olmadı. Hiç son dakika golü olmadı. Böyle şey olmadı. İlk yarıda bitiyor iş. Sonra izliyoruz böyle. Şimdi Bir Şakir'i penaltılar 90'da görmek. golü atar. Bak Şakir'i 90'da golü atar bir Ronaldo sevinci yapar. Tamam işte ondan sonra Ronaldo kudurur. Doğru Suudi Arabistan'a uçakla. Abi Ben... orada şey de var. Yani biz turnuva öncesi konuşuyorduk ya, en hazır takımlar çok etkili olacak diye, bu beklentimiz o yöndeydi. Ya hazır olan takım olanlar hakikaten etkili oluyorlar ya. Yani o direkt oyundan koparıyorlar rakiplerini. Ben herkese yorumlar için teşekkür ediyorum. Bizi izleyen seyircilerimize de çok teşekkür ediyorum. Yarın bir son alt tur heyecanı sona erecek. Pas İspanya, Portekiz, İsviçre karşılaşmalarının ardından yine sizlerle beraber olacağız. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın. Hoşça kalın.